Biz bu çalışmayla birlikte aslında yine Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öngörü Araştırma Merkezi Laboratuvarı ile birlikte ki öğretim üyeleriyle birlikte aslında bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışma aslında Karadeniz bölgesinde boğulma ve rip akıntısına yönelik bir çalışmadır. 3 evreyle bu çalışma tamamlanacak. Birinci evre kolluk kuvvetlerin Karadeniz bölgesini tutmuş olduğu vaka durumlarını inceleyeceğiz. İkinci aşamada ise elde edilen bu istatistiksel veriler doğrultusunda bir öngörü çalışması yapılacak ve bir risk analizi ortaya konacak. ...2012 yılı ile 2022 yılları arasında kolluk kuvvetlerin Karadeniz bölgesine tutmuş olduğu boğulma vakaları incelediğimizde ne yazık ki yıldan yıla boğulma vakaların arttığını söyleyebiliriz. Bunların yaş bakımından inceleyecek olursak özellikle %70'inin 30 yaş ve altı olduğunu ifade edebiliriz ve bunların %50'sine yakında ne yazık ki 18 yaş ve altı. Bu boğulma olayları sadece münferit olaylar olmayabilir. Yani bir olayda sadece bir birey katılmayabilir. Ne yazık ki bir olayda da birden fazla bireyin de boğulduğunu söyleyebiliriz. Aşağı yukarı %90, %10 dağılımı gösterdiğini söyleyebiliriz. Cinsiyet açısından ise boğulma olaylarının %80'i erkek, %20'si kadın. Erkeklerin %50'sine yakın bu boğulma olaylarını kurtulabilirken kadınların ise %75'ine yakın kurtulmaktadır. Boğulma olaylarını incelediğimizde Mayıs ile Ekim ayları arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yoğunluk bakımından Temmuz ve Ağustos aylarına çokça dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Bölgesel durumları inceleyecek olursak yaşamı yitirme olaylarını baz aldığımızda Samsun ilinin en yüksek seviyede olduğunu yaklaşık 98 boğulma vakasının yaşam yitirmeyle sonuçlandığını rapor etmiş kolluk kuvvetleri ve en az ilin ise Artvin bölgesi 4 olayla bunu ifade etmişler. Ancak boğulma olaylarıyla yaşam yitirme oranını inceleyecek olursak Batı Karadeniz'in daha yüksek bir orana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da aslında bizlere Batı Karadeniz'in boğulma ve yaşam yitirme bakımından daha yüksek riskli bölge olduğunu ifade edebiliriz.